Dağlarda kar. Geçer mi bahar? We'll be right back.
Nefis. Evet, değerli kent dinleyenleri, Kayvan'dan kulübü dinliyorsunuz. Haydar geldi bugün. İnanın yine her zamanki kadar iyi, her zamanki kadar güzel ve her zamanki kadar hazır telefonlarınızı almaya. Telefon numaramız 0212 249 5076. Tekrar ediyorum, 0212 249 5076. Sanırım hatta bir dinleyicimiz var. Evet. Çünkü bu akşam ilk canlı bağlantımız olacak kendisiyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Seycan neydi adınız? Seycan. YC. Öyle değil mi? Hı. Seycan Bey. Efendim? Bize mail atmışsınız. Yok, mail atmadım. Nasıl? Niye abi? Bizim evimizde böyle bir saptama var. Parti için bir mail attınız. O bir önceki parti için olması lazım ya. Bir önceki parti olmadı ki. Bir önceki parti. Hangi bir önceki parti? Bir önceki. Neyse ya, hiç fark etmez. Bence de. Madem öyle. Buyurun, sizi dinliyoruz. Nasıl? Genel. Daveti asıl fikir. Pardon? Daveti amacıyla aramıştım aslında, konuşmak için değil. Evet, zaten biz o amaçladık sizi. Çünkü elimizde bir mailiniz var. Alabilir miyim şu maili? Seycan. Hotmail kullanıyorsunuz mu? Kişisel mail olarak anladığım kadarıyla. Faksınız yok, buradan gördüğüm kadarıyla. Kaybedenler Kulübü parti davetiye istek formu doldurmuşsunuz bir tane. Partinin hangi gün olduğunu biliyor musunuz? 25 Mart mıydı? Evet, bravo, sizi tebrik ediyorum. Programı vardı, çok güzel. Ataköy uzak mı? Yok olmayın. Yok ya, rahat aslında. Yarım saatte gidip gelebiliyorsunuz. Sadece gidiyorsun. Peki, o zaman size bir davetiye veriyoruz. 25 Mart Cumartesi gecesi saat 22 itibariyle Kemancı Orta Kat'ta adınızı tam olarak söylediğiniz takdirde içeri gireceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Vay be. Eğer çok dinlenmişse, evet, çupra kızartma yapmak daha iyi. Tavada? Tavada. Vallahi şimdi ben çuprayı ızgara seviyorum. Ben de. Yani hangisinin daha iyi olduğunu dolayısıyla hiç önemi yok, ama çupra zaten en az bir gün dinlenmeli ve pişmeden önce en az 2 saate minimum zeytinyağlı, hafif sarımsak ve biraz da sirkeli bir ortamda şeye bırakılmalı. Sakinleşme. Evet, bırakılmalı. Ondan sonra nasıl yaparsan yap aslında. Çupradır yani. Ama ızgarası duman olur. Bunu buradan böyle kişisel olarak tercihim böyle olduğunu söylemek istiyorum. Yalnız kim? Hepimiz. Şeydi ya, kalamar olayı yani. Yani kalamar dediğim mürekkep balı mesajım. Löpet ya. Löpet oğlum, ince ince. Ben kemiksiz balıklardan yanayım. Yani benim bu noktada bir itirazım olamaz. Böyle kemikli olsun, kemiksiz olsun, yani ızgarası olsun, tavası olsun yani. Müthiş. Balık olsun. Sorun değil. Evet, anladım. Sorun değil yani. Eskiden kırlangıç çıkardım Marmara'dan.
Marmara'da çok eskiden. Çok eskiden. Löp olur onun şeysi de. Kırlangıcın bak işte çok iyi çorbası olur. Olmayacağım çok ben. Çok fena çorbası olur yani. Olmayacağım ben de. Ama ilk kaynadığında oluşan köpüğü iyisin ayrı almak lazım. Hı. Üstünden. Almak lazım. Zaten almadan olmaz. Olmaz. Almadan olmaz. Yani bu ahtapusu pişirmeden önce kayalarda dövmeyip leş gibi kokusunu çıkartmamaya benzer. Yenmez. Ahtapot dediğim gibi itina isteyen bir hayvan. Yani yemeden önce. Ben bu arada adak olsun, çay olsun, kuru olsun seçiminde balığa yönelmeyi talep ediyorum ya. Balık keselim diyorsun. Balık keselim ya. Zaten var. Gidelim alalım şeylerden, balıkçılardan. Gerekirse 3 tane 5 tane keselim. Hem protein açısından şey daha kıymetli sebze. Hem de zarar ziyan olmasın ya. Zarar ziyan olmasın yani bence. Ya insanlık adına utanç duyuyorum yani. Hangi konuda? Hemen her konuda. Hemen her konuda utanç duyuyorum hakikaten. İyi, biraz bir insansın bunu ilk günden beri biliyorum, ilk günden beri farkındayım. Bir başka dinleyenimiz var galiba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Benim adım. Ne pardon? Nil. Evet. Buyurun, nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Herhalde parti için davetiye talebinde bulunuyoruz. Evet. Daha önceki partilerimize herhangi birine geldiniz mi? Evet. Geçen seferkine geldim, Kemancı'daki. Kemancı'daki. Beğendiniz mi? Yani güzeldi. Özellikle ikinci grup bayağı iyiydi. Hı-hı. Hoşunuza gitti yani. Beğendiniz mi? Eğlenceliydi, evet. Evet. Karşıda oturuyorsunuz anladığım kadarıyla. Hı hı, yani Göztepe'de. Hı. Peki, bir tanıyalım sizi biraz. Ne iş yaparsınız, nedir, olayınız nedir? Hayatta, hayattaki. Var mı, bir sponsorunuz var mı mesela? Ben iktisat mezunuyum. Hı? Şu an herhangi bir şey yapmıyorum ama iş aramaktayım. Anladım. Öyle, sizleri dinliyorum. Hı hı. Diğer zamanında iş bakıyorum. Güzel. Ne planlıyorsunuz? Ne iş yapacaksınız? Hayatınız nasıl geçecek yani? Ne öngörüyorsunuz? Ay daraltmayın beni. Aslında şu anda sizi dinlemiyordum dürüst olmak gerekirse. Gerekmez. Hı-hı. Yani öyle bir şey hissetmeyin kendinizi. Yok öyle bir zorunluluk hissetmiyorum da söyleyeyim dedim. Evet. Pat diye birden telefon çaldı. Beklemiyordum da yayına katılmayı aslında. Hı-hı. Çok önce çünkü başvurmuştum bu davetiye için. Hı hı. Birden böyle uyuklarken böyle bir telefon gelince şaşırdım. O yüzden ne diyeceğimi de pek bilemiyorum şimdi. Sizler nasılsınız? Yorgun. Çok yorgun. Çok aç. Hatta bitap. Amasra'ya gittiniz mi siz hiç? Ben Amasra'dan kız aldım. Nasıl yani? Baya gittik aldık işte. Güzel mi sizce? Kız mı? Hayır, Amasya. Kız beni ilgilendirmiyor. Amasya çok sıkıcı bir yerdi ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Neredeyse Bilecik gibi bir yer. Ya da keçi borlu falan. Abartmayın canım, deniz var. Yani herhalde. Gaziantep'ten sonra ikinci sırada Bilecik'in yer almasını biliyorum buradan Kaan'cığım. Yani şey edilsin. Ne diyorduk biz ona? Tasfiye. Tasfiye edilsin Bilecik. Bilecik tamamen tasfiye edilsin. Sanayileşmiş olan binalar, etraflarında lojman yapılmak suretiyle karantinaya alınarak bulundurulsun gene. Onun dışında sebze meyve ekilmesin. Bütün futbol olsun, basketbol olsun organizasyonları da iptal edilsin. Çünkü Bilecik'te bir potansiyel var. Yarın öbür gün Bilecik birinci lig kupası gene Fener düşmanı olarak karşımıza çıkacak. Bundan fevkalade rahatsızım buradan. Çok teşekkür ediyorum.
Gelecek belediye başkanı da istifa etsin ayrıca. Öyle, öyle rezillik olmaz ya. Kaan'cığım, ben daha kökten bir çözüm öneriyorum. Çünkü biraz sosyal açıdan da bakıyorum. Ben asosyalım aynı zamanda. Bileciği Bozüyük'e taşıyalım. Bir kısmına en azından. Ha, bu olabilir. Bozüyük'e taşıyalım bir kısmına. Sonra Bozüyük'le beraber tasfiye ederiz. Daha şey, daha hakikaten yani. Bu aklıma geçti. En bir taşla iki kuş olur. Siz neler yapıyorsunuz? Ben mi? Sizi dinliyordum. Evet. En büyük Fenerbahçe, en ne değil mi başka? Bunu demeyin. Hakikaten. Bunu demeyin yani. Fenerbahçe en büyük değil. Hele bugünlerde hiç demeyin. İsterseniz. Bir de gerginlik olmasın. Yalnız mı? Çok mu yalnızsınız ya? Yalnız değilim. Nişanlım var şu an yanımda. Öyle mi? Evet. Peki. Ne iş yapıyor nişanlınız? O da iktisatçı. O da mı iş arıyor? Yoksa... Hayır, olamıyor. Siz... Onun bir işi var. O zaman niye iş arıyorsunuz ki? Siz evlenin bir an önce. Yetmiyor işte. Tek maaş. O zaman değiştiririm bence. Yok, sağ ol. İyiyim böyle. Anladım. Evet. Peki'nin adını ödediğin takdirde tam olarak 25 Mart Cumartesi gecesi Kemancı Ortakat'taki Kaybeden Kulübü Partisi'ne davetiye kazandım. İki kişilik mi? Hayır, davetiye edilmiş tek kişilik. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi geceler size. Affedersin ama bir şey soracağım ya Kaan. Tabii. Anlatır mısın ya? Hafta sonları. Weekend yani. Ama yani hafta sonları derken tabii pazar gecesi dahil değil buna. Ha, cuma. Cuma işte saat 20'den sonra işte pazar. Aslında pazar. Yani pazarda tatlı sonra işte. Diyebilirsin gündüz. Cumartesi demiştir. Cumartesi. Pazar sabaha karşı. Yani cumartesi gecesini pazar gününe bağlayan. Gece sabaha karşıya kadar. Acayip anarşistim. Daha ne yoruyorum yani. Anarşizmi yani. Ruhumda var be Mete. Doğuştan yani. Doğuştan. Ruhumda var ya. Yani. Çok sorunlu bir çocukluk geçirdin. Çok sorunsuz bir çocukluk geçirdim. Ondan mı? Yani buna mı bağlıyorsun? Buna bağlamıyorum. Bir şeye bağlıyor musun? Bir şeye bağlıyorum. Nedir? Ben. Sağlam kazığa bağlıyorum. Neyi bağlıyorum? Anlamadım. Ya yani böyle hayat görüşüm bu. Kusura bakma yani çok iyi anlamıyorum şeylerini, benzetmelerinden. Hayat görüşüm ya, hayata bakışım. Hayat karşısında görüşüm bu benim. Anladım. Sosyolog musun? Asosyal. Nasıl oluyor yani? Yapar mısın? Aslında bence herkes cinsel tercihlerini özgürce savunabilmeli. Herkes özgürce ben gayim diyemeli eğer gayse. Buna herkes saygı göstermeli. Diyorum ben Savaşçım. Böyle bir itirafta mı bulunacaksın Tayfun? Yani ne dedi, anlamadım. İstersen bir çiçekli böcekli bir şiir oku. Yeri gelirse. İyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar. Kimle görüşüyoruz? Ali. Kim? Ali. Alis. Ali. Ali. Şartlı. Ali. Ali. Evet. Ali topu tut. Cin Ali. Neler yapıyorsunuz Ali? Yoruldum. Bayramda tatilde. Neredeydiniz? Çalışıyordum. Çupra sattım. Absolut içtim. Nerede? İstanbul yakınlarında. Şöyle Çatalca'ya doğru bir yerlerde. Çatalca ne? Çatalca.
Dumanlı. Güzel memleket. Hiç gitmedim. Çok çok güzel. Çok. Ama çok beğenirim yani ben de. Güzeldir. Kosgölü kenarındayız. Bekleriz. Ne diyorsun şu ya Ali? Geliriz ya biz. Tabii ya. Bekleriz deme. Neredesin tam olarak ya? Dükkan mı? Yok, bu özel bir arazi. Ne yapıyorsunuz orada? Ne yapıyorsunuz? Burada bizim restoranlarımız var. Restoranlarımız var. Güzel. Onların bir tanesinde çıprada var. Bar var hemen yanında. Gidip yiyelim ya. Tabii ya. Buyurun. Ziyan olmasın yani. Haftanın hangi günleri gelirsek siz orada olursunuz? Ben haftanın 7 günü buradayım. Ayın 28 günü buradayım. 3 günü yokum. Biz onu 3 güne denk düşüyoruz abi. Düşüyoruz. Yok. Sen özellikle düşer, kaybedene benziyorsun sen. Hadi canım sen de ya. Bak bu... Andres ne yapayım ya? Böyle ben bakma ne, o zaman. Ne kaybetmişim ya bugüne kadar? Ne bileyim canım? Allah Allah. Kaybeden dediğin 3-5 çapulcu ya. Onlar Kadıköy'de dolaşıyorlar. Kedi falan seviyorlarmış. Kargada mı? Ben de öyle duydum. Ya bir şey soracağım. Buyurun. Mümkün mü? Buyurun lütfen. Buyur. Bu Barlas'ta bir arkadaş var program yapıyorken. Evet. Sizden önceydi. Barlas.com.tr. Ha, Barlas.com.tr, evet. Şey, yani siz anlarsınız diye soruyorum. Arkadaşın bir fiziksel şeyi yok değil mi? Rahatsızlığı, hemoroid gibi falan. Hemoroid var. Hepimizde var hemoroid. Barlas'ta da vardır herhalde. Barlas'ta da vardır. Erkek adam. Hemoroid siz erkek olur mu ya? Valla ben şanssızlardan biriyim herhalde o 125 içinde. Yok vaktatım yoktu. Yok mu? Yok. Olur. Zamanla olur. Zamanla olur. Zamanla olacak. Zamanla olur. Peki sesin de değişir mi öyle? Sesin değişmez. Ses değişimi hemoroide bağlı. Ses belli bir açtı zaten. Fix oluyor ses ya. Bir alakası yok. Hemoroide ile alakası yok. Hemoroide uzuyor bazen. Çok uzuyor. Geçenlerde oldu. Gidiyoruz arkadaşın. Üstü açık spor bir arabası var. Dedik bebeğe inelim dedik ya. Madem böyle bir arabamız var altımızda, açarız dedik. Şeyde, teybide. Çay içeriz dedik deniz kenarında. Öyle. Geliyor muyuz şey çüpbeye? Beklerim, geliyor muyuz? Vallahi geliriz. Yani benim zaafım var. Yani çüpbe zaafım var. O zaman gelin. Çıpa yiyelim beraber. Ben gerçi yemem ya. Siz yersiniz. Siz niye yemiyorsunuz? Ben balık yemiyorum ya. Alerjik mi? Yok. Irsi. Irsi? Bu çok kötü bir şey değil mi? Öyle gözüküyor dışarıdan ama fena değil. Ne yiyorsunuz peki yani? Özür dilerim, bu soruyu sormak zorundayım. Tabii canım. Ben daha ziyade... Yeşil olan şeyleri tercih ediyorum. Ot yani. Doktorum da öyle tavsiye etti. Midemde yavaş yavaş dört gözlü olmuş. Anladım. Ama o zaman... Çünkü şeydendir o, anasondan. Olabilir. Anason yaparmış. Dedem öyle derdi. Dedemin midesinde üçünü almışlardı. Ben küçüğüm daha dedim, niye ya? Anasondan dedi. Anason dedi, böyle yapıyormuş zamanla dedi. İyi dedim. Geleceğiz biz oraya da yani tabii daha ayrıntılı bir yol gideriz. Ayrıca ararız sizi bu konuda yani. Tabii beklerim. Telefonum var nasıl olsa her zaman beklerim. Çok teşekkür ederiz ayrıca. Rica ederim, ne demek. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay, hoşçakalın. Peki hayatında... Yani hayatının kırıldığı... Onları hatırlıyor musun? Kaç tane var hayatında böyle bir şey? Ya bunu hangi şeyde şiddette kırılmalardan bahsettiğimize bağlı. Ya çok çok fazla var ya da sadece birkaç tane var. Tabii çok fazla olanları aklıma geldiğini sayabilirim sana ama eğer pardon çok şiddetli kırılmalardan bahsediyorsan şu anda tam anlamadım. Kırılmadan bahsediyorum. Bükülme, eğilmeden bahsediyorum. Çok fazla oluyor. Çok fazla var. Sen kaybeden misin ya? Hadi canım ya, ne alakası var ya? Hiç benziyor muyum ya? Ne bileyim, öyle bir çok fazla var dedim ki. Böyle... Hiç diyorum ya, 3-5 çapulcu onlar ya.
Bak Mete, sana bir şey söyleyeyim. Ben kaybederek daha fazla yaşayamazsın. Kaan ne diyorsun ya? Ha bu dost acı söyler Mete. Dost acı söyler. Kargada görmüşler seni geçen gün. Ne alakası var canım? 3-5 çapulcu onlar ya. Ne alakası var ya? Şey diyeyim. Karganın önünde ben Ferrari mi park edecek yer yok ya. Benim. Bu. Hadi o çok büyük o. Küçük şeyimi götüreyim. Ne var sende bir MG var galiba bir tane. MG o eski, onunla sokağa çıkmıyorum. Ha evde mi oturuyorsun? Ha bahçede duruyor. Hmm. Küçük Aston Martin'ine gideyim desem. Hı hı. Çizerler. Çizerler ya. Ya bu memleket. Bak 8 coğrafyada bulundum. Şu coğrafya. Ya zarar olsun diye çizer ya herif. Özlem'in arabasına geçen gün kezzap dökmüşler. Ha oradaydım. Şeyden çıktık. Kulüpteydik, adını vermeyeyim. Aa baktım zaten televizyoncular. Ağlıyor ya. Kız ağlıyor. İyi gözüküyor. Ne oldu dedim ya. Kezzap dökmüşler arabama. Herhalde kezzap bu dedi. Boyası çıkmış dedi. Dedim yenisini alayım sana dedim ya. Özlem. Dedim televizyonda VJ'lik yap dedim. Sen uğraşma bunlarla dedim. Araba maraba. Sen ne işin var dedim. Taksiye bin dedim. Sergen geldi. Bittik çıktı sonra. Bu kim dedim ya. Densiz. Bu kim dedim. Kim? Dedi, arkadaşım dedi. Kimmiş? Sergenmiş adı. Hmm. Neyse onu ulaştırmış. Ya cevap hakkı doğmasın. Hı? Cevap hakkı doğar. Evet yani. Ya, yanlış olmasın yani. Evet. İyi misin? Ben mi? Hı. Sence? İyi bilmiyorsun. Sorayım dedim. Hı. Çok yorgunum. Yorgun. Aşırı yorgunum. Aşırı yorgunum. Yani bu artık böyle bıkkınlıktan mı yoksa direkt kinlik anlamında? Bitkinim aynı zamanda bitkin. Uzun yürüyüşler yaptım hafta sonu. Trekking. Anarşistsin? Yaptım hafta sonu. Hı-hı. Anarşistim ben. Weekend. Hafta sonları özellikle. Dedim yürüyüş yapayım dedim. Yürüyüş yaptım. Dedim ben bu adre sana gelirim dedim buradan. Kimse tutamaz beni dedim. Ne sen tutabilirsin ne de gökteki yıldızlar dedim. Kime diyorsun bunları ya? Çok affedersin merak ettim yani. Kime diyorsun? Dağa taşa. Toprağa suya. Kan bir şey soracağım ya. Efendim? Kaybeden misin sen? Ya ne bileyim ya öyle bir şey. Bir an yani çok eski bir arkadaşıma benzettim. O da senin gibiydi. Kaybedendi. Mefta oldu sonra. Çok içer, çok içme. 3-5 yapıyor onlar be de be. İçme dikkat et. 3-5 yapıyor yani. Ne işim olur benim?
Neyse bebekteyiz. Çektik arabayı. Açtık müziği. Bekliyoruz. Ne bekliyorsunuz ya? Şimdi çay bekliyoruz ya. Hı. Söylediniz mi? Hayır. Ya çay bekliyoruz. Anladım. Çaycı geldi sonra. Dedim bana bir ada çayı. Arkadaşa da bir böğürtlen böceği çayı ver. Böğürtlen böceği çayı ne dedi? Dövseydiniz yani. Dövdük. Böyle zamanlarda ben hiç düşünmem. Dövdük. Bizim arabanın yanındaki arabadan 4 kişi çıktı bunun üstüne. Niye dövüyorsunuz dedi. Size mi soracağım dedim ya. Size mi soracağız dedim yani burada. Burada biz bir adamı dövüyoruz. Verdiler sopayı kafanıza. Sonra? Dövdük ya. Bayağı dövdünüz mü? Dövdük, onları da dövdük. Hı. Sonra o yanındakiydi bizim bu tarafımızdaki arabada. Ondan sonra 3, ondan da 2,5 kişi çıktı. Ne oldu? Şimdi ne yapıyorsun? Ben dövseydin, onu da dövdük. Dövdük. Onları da dövdük. Dedim burası çok ısındı dedim. İstersen dedim, gidelim. Tam ben bunu demeye kaldı. Bir kamyonet geldi. Bizim arabanın arkasına yanaştı. Kasasında el sopalı 12 kişi vardı. Ne yapıyorsunuz burada dedim ya, el sopalarla. Dağ başım burası dedim. Dövdük, onları da dövdük. Hı. Onları da dövdük. Kim kimsiniz? Sen varsın, ben varım. Anladım. Sonra yani çıkacağız, çıkamıyoruz. Şu arkada kamyonet var. Hatırladım ha. Şoför şey olmuş. Yani çok alkollü gibi sanki. Sen dünkü mevzu yolu. Kafasına bir şey yapmış herhalde. Hı. Neyse tam o esnada o köşedeki kırmızı şeyden arabadan iki tane yavru çıktı.
Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi? Sevginle yanan kalbi üzdün yetmez mi? İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada, seven garip olsa da sevilmeye değmez mi? Sen verdin benden almak istiyor. Bu canımı sen verdin benden almak the clip joints of your leaf. I've been killing time while trying to make this guitar pay. There've been people who throw bottles, there've been people who throw flowers, there've been people who just threw up in the aisle. Oh, but rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and roll and loser to the end. Ooh, and rock and roll's the only way to tell my story. I'm a rock and roll and loser to the end. There've been clowns, there've been jokers, I've played to prostitutes and queers. We slowly died together through the years. I've been turned out, turned on, turned around, turned down. I've been built up, beat out, set up, drink my cup. I've been ooh, 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 ooh. Oh, I've been ooh, ooh, ooh. All the things that you see, all the sounds that you hear, seem to have no meaning when you're looking through a glass of beer. And you're tired, twisted up inside, you feel you don't belong. And the busman shouts, get up there, son, sail one more stone.